Arkadaşlar merhaba. Bugünkü İngilizce dersimizde was ve were yapılarını öğreneceğiz. Was ve were yapılarını öğreneceğiz. Evet arkadaşlar, was ve were yapısı İngilizce'de geçmiş zamanın temel basamağını oluşturan kavramlardır. Eğer bugün was ve were yapısını güzel bir şekilde anlayıp öğrenebilirsek, ilerleyen zamanlarda karşımıza gelecek olan geçmiş zaman yapılarında zorluk çekmeyeceğimizi düşünüyorum. İsterseniz öncelikle bu was ve were'ün ne olduğuna bakarak başlayalım. Biz aslında was ve were'ü daha önce geniş zamanda am, is, are olarak öğrenmiştik. Yani aslında biz buna yabancı değiliz. Peki am, is, are dediğim şeyler nelerdi? Geniş zamanda şahıs zamirlerime yardım eden yardımcı fiillerimdi. I'da am, he, she, it'te is, you, we ve they'de neydi? Are'dı. Aslında am, is, are ya da was, were diye bahsetmiş olduğum şey benim İngilizce'de be fiili dediğim olmak fiiliydi. Evet, olmak fiili geniş zamanda ve geçmiş zamanda ayrıca kullanmış olduğum şahıslara göre değişiklik gösteren bir fiildir. İşte bu yüzden ben bu fiili bu kalemuna benzetiyorum. Gördüğünüz gibi neden? Hem zaman olarak değiştiğinde cümle içerisinde farklı yapılara büründü. Atıyorum ayda geniş zamanda am olarak kullanılırken geçmiş zamanda was'a dönüştü. Aynı zamanda da bütün şahıs zamirlerinde farklı bir yapıya büründü. İşte bu yüzden biz bugün bu be fiilinin geçmiş zamandaki halleri üzerinde duracağız. Peki was ve were dediğim şey nedir? Örnek cümle içerisinde hemen bakalım. Today I am a teacher. Bugün ben bir neyim? Öğretmenim. Today I am a teacher cümlesine baktığımda cümlemin yüklemini ifade eden kelimeye bakıyorum. Bu cümlenin yüklemi nedir? I am a teacher. Ben bir öğretmenim. Hemen bakıyorum cümlemin yüklemi I'dan sonra kullandığım am'dir. Peki am hangi fiildir? Yukarıda bahsetmiş olduğum be fiilinin geniş zamanda I şahıs zamirine göre çekimlenmiş halidir. Cümlemin yüklemini ifade eden am aslında bir nedir? İsim fiildir. İsim fiil dediğim şey cümlede yükleme eğer mekmak eki getiremiyorsam yani cümlemin yüklemi İş, oluş ve hareket bildirmiyorsa, sadece bir olgu ifade ediyorsa, işte o zaman ben buna ne diyorum? İsim cümlesi. I am a teacher cümlesinde cümlemin isim cümlesi olduğun kanısına nereden vardım? Bu cümle benim öğretmen olduğumu ifade ediyor. Bakın herhangi bir hareketlilik, bir iş, bir eylem söz konusu mu? Hayır, sadece bir durum söz konusu. Benim öğretmen olma durumumdan bahsediyorum. Ben bu cümleyi şimdiki zamanda kurduğum için be fiilimi ne olarak kullandım? Am olarak kullandım. Aynı cümleyi geçmiş zamanda yapmak isteseydim cümlemde kullanmış olduğum am'i neye dönüştürecektim? Hemen gelip tabloma bakıyorum. Am neye dönüştü? Was'a. Bir örnek cümle yapalım. Today I am a teacher but 2 years ago I was a student. Evet, gördüğünüz gibi çocuklar ne yaptım? Şimdiki zamandan geçmiş zamana geçtim. Peki bir cümleyi şimdiki zamandan geçmiş zamana çevirdiğimde cümlemde neler değişti? Hemen bakıyorum. Öncelikle geniş zamanda cümlemde kullanmış olduğum am yardımcı fiilini neye dönüştürdüm? Was'a. Ve cümleme ne ifade ekledim? 2 years ago, 2 yıl önce.
Şimdiki zamandan geçmiş zamana geçtiğimde cümlemin yardımcı fiili olan emi was'a dönüştürdüm. Today, bugün anlamında kullanmış olduğum geniş zaman, yani şimdiki zaman, zaman zarfını geçmiş zamana ait bir zaman zarfı kullanarak geçmiş zamana çevirdim ve onun yerine ne kullandım? 2 years ago, 2 yıl önce. Peki cümlemin öznesi değişmiş olsaydı, yani cümlemde ay yerine başka bir şahıs zamiri kullanmış olsaydım bu cümlede başka neler değişirdi? Ona bakalım. Örneğin kendinden değil de bir arkadaşımdan bahsetmiş olsaydım ve bu arkadaşım bir kız arkadaşım olsaydı cümlemi yeniden nasıl kuracaktım? She is a teacher. Gördüğünüz gibi cümlede şahıs zamiri değiştiğinde cümlemde ne de değişmiş oldu aynı zamanda? Gördüğünüz gibi yardımcı fiil de değişmiş oldu. Emi artık neye çevirdim? İze çevirdim. Neyden dolayı? Şahıs zamirimi değiştirdiğim için. Peki, she is a teacher cümlesini geçmiş zamana çevirip, geçmişte öğretmendi, arkadaşım geçmişte öğretmendi demek isteseydim, o zaman izi neye çevirirdim? Hemen gelip bakıyorum, is yardımcı fiilini neye dönüştürdüm? Was'a. Tıpkı ayda olduğu gibi. Ve bir de benim üçüncü grup olan çoğul şahıslarım var. Bunlar you, we ve they. Peki bunlarda geçmiş zamanda cümle kurmak istesem yardımcı fiilim olan are'ı neye dönüştürüyorum? Were dönüştürüyorum. Hemen örnek cümle yapalım. They were best friends. Onlar çok iyi arkadaşlardı. Ne zaman? Geçmişte. Eğer bu cümle şimdiki zamana ait olsaydı ve onların şu anda iyi arkadaş olma durumlarından bahsediyor olsaydı, were yerine are kullanırdım. Fakat cümlemi geçmiş zamanda yaptığım için ne yaptım? They were yardımcı fiilini kullanmış oldum. Evet çocuklar, şimdi tekrar tabloma geldiğimde ve tablomun altında bulunan negatif form dediğim olumsuzluk durumuna baktığımda was ve were'ün olumsuz yapılarını görüyorum. Öncelikle şuna bir açıklık getirelim. Bildiğiniz gibi İngilizce'de her zaman olumsuzluk anlamını veren ekim neydi? Not. Aynı kural her durum için geçerlidir. Eğer bir durumu olumlu bir durumdan olumsuz bir duruma geçirmek istersen bu olumsuzluk anlamını cümleme her zaman not'la veririm. Bakıyorum şimdi buraya. They weren't here yesterday. Dün burada değildi cümlesinde bakıyorum. Weren't. Evet, burada aslında bir görünmeye ne var? Were ve not olumsuzluk eki var. Fakat ben bunu uzun uzun were not diye söylememek için ne yapıyorum? Kısaca weren't ifadesini kullanıyorum. Aynı şey was için de geçerlidir. Ben uzun uzun was not dememek için kısaca ne diyorum? Wasn't. I wasn't at home yesterday evening. Dün akşam evde değildim. Cümleye olumsuzluk anlamını neyle verdim? Was ve not olumsuzluk ekini yan yana kullanarak ne yaptım? Wasn't olarak kısaca ifade ettim. Evet arkadaşlar, eğer was ve were yardımcı fiilleriyle soru cümlesi yapmak istesem ne yapmam lazım? Was ya da were yardımcı fiilini muhakkak cümlenin başında kullanmam lazım. Zaten eğer bir yardımcı fiil cümlenin başında kullanıyorsa bilin ki bu bir soru cümlesidir. Yardımcı fiille soru cümlesi yapmak istediğinizde yardımcı fiili cümlenin başına getiriyorsunuz ve unutmuyorsunuz bu bir nedir? Soru cümlesidir. Hemen soru cümlemize bakalım. Were you alone on holiday? Tatilde yalnız mıydın?
Tatilde yalnız mıydın? Bakın geçmiş zamana ait bir soru. Yes, I was. Evet, yalnızdım. Or, no, I wasn't. Hayır, yalnız değildim. Yardımcı fiillerle sorulan sorulara iki farklı cevap verilir. Birincisi, olumlu cevap, diğeri olumsuz cevaptır. Olumlu cevabımız yes kelimesiyle başlarken olumsuz cevabımızda ne yapıyorum? No'yu kullanıyorum. Yes, I was şeklinde verilen bir cevap kısa bir cevaptır. Yani bu demek oluyor ki istersen ben bir üstte kullanmış olduğum soru cümlesine uzun da cevap veririm. Yani nasıl? Were you alone on holiday? Tatilde yalnız mıydın? Yes, I was alone on holiday. Evet, yalnızdım diye uzun uzun aynı cümleyi tekrar etmemek için ne yapıyorum? Yes, I was. Or, no, I wasn't. Hayır, değildim. Evet arkadaşlar, şimdi burada görmüş olduğumuz kısa bir okuma parçası var. Cümleler üzerinden tekrar gidip öğrenmiş olduğumuz kavramları tekrar pekiştirelim. I was in Alanya on holiday last summer. Evet, ilk cümlemiz I was in Alanya on holiday last summer. Geçen yaz neredeydim? Alanya'daydım, tatilde. Böyle bir cümle karşıma geldiği zaman bu cümlenin hangi zamana ait olduğunu bana anlatan anahtar kelimeler var mı? Onlara bir bakmak istiyorum. Evet, ne var öncelikle? Görmüş olduğunuz gibi was. Alanya'da olma durumumu ifade ediyor. Ne zaman? Geçen yaz. Artık geçen dediğim şey hangi zamana ait bir zaman zarfıdır? Tabii ki geçmiş zamana. Geçen yaz Alanya'daydım. Geçen yaz Alanya'da olma durumumu neyle ifade ettim? Be, olmak fiiliyle ve be'yi geçmiş zamanda I'ya göre nasıl çektim? I was. Evet, devam ediyorum. It was really fascinating. Evet, neydi? Gerçekten büyüleyiciydi. Büyüleyici olan ne? Geçen yaz Alanya'da tatilde olmam. Evet, ne yaptım? It was. Buradaki iti, yardımcı fiili olan was, burada neyi temsil ediyor? Tatilimin geçen yaz olduğunu temsil ediyor. The weather was great. Hava nasıldı? Harikaydı, muhteşemdi. Gördüğünüz gibi the weather, hava. Hava yerine istesem it de kullanabileceğim için, itin yardımcı fiili de geçmiş zamanda was olduğu için ne yaptım? It was, it'ten sonra neyi getirdim? Was yardımcı fiilini getirdim. And I was on the beach all day. Ve ben bütün gün neredeydim? Beach, sahildeydim. Evet arkadaşlar, şimdi cümlemize devam ediyoruz. The sea was quite warm and clear. Deniz nasıldı? Şimdi denizin durumundan bahsediyorum. Denizin geçmiş zamana ait durumundan bahsediyorum. Ilıktı ve temizdi. Denizin geçmişteki durumundan bahsettiğim için, evet yine sea yerine it'i de kullanabileceğim için, yani istesem ben bu cümleyi it was diye de kurabileceğim için ne yaptım? The sea was quite warm and clear. The seaside was very crowded. Deniz kenarı çok kalabalıktı. Evet, deniz kenarının durumunu ifade ettiğim için crowded, kalabalık sıfatıyla ne yaptım? Seaside'dan sonra neyi kullandım? Was yardımcı fiilimi kullandım. Evet arkadaşlar, buraya kadar ne yapmış olduk? Was ve were yardımcı fiilinin geçmişte olumlu, olumsuz ve yardımcı fiille başlayan soru cümlelerinde nasıl kullanıldığını, şahıs zamirlerimize göre nasıl değişiklik gösterdiğini ne yaptık? Görmüş olduk. I'da was, he, she, it'te was, you, we ve they'de neye dönüştüğünü gördük? Were dönüştüğünü gördük. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.